Merhabalar. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan ve sunulan Şehir Hepimizin programındayız. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gitmek ya da gitmemek. İstanbul'da ulaşım. Yine ulaşım konusunu işliyoruz. Yine diyorum. Çünkü 1 Ocak 2017 tarihinde ekibimizden Sibel Bülay arkadaşımız ulaşımla ilgili bir program yaptı. Bu programda Zerrin Bayraktar ve Haluk Gerçek'i ağırlayarak ulaşım konusunda planlamayı makro ölçekte genel anlamıyla işlediler. Bugünkü programımızda ise biraz daha özel bir konuya odaklanacağız. Yaya olarak ulaşım ya da ulaşımda yayaların rolü, yeri konusuna eğileceğiz. İki konuğumuz var. İkisi de Mimar Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümünden. Hem akademisyen kimlikleri var, aynı zamanda Sokak Bizim Derneği mensupları. Dolayısıyla sivil toplum kimlikleri de var. Kevser Üstündağ ve Arzu Erturan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Söylediğimiz gibi bugünkü programda biraz yaya konusuna odaklanmaya çalışacağız. Ben önce konuklardan kendilerini kısaca tanıtmalarını rica edeceğim. Ayrıca tanıtmalarının sonunda niye ulaşım konusuyla ilgileniyorlar ve özellikle niye yaya ulaşımıyla ilgileniyorlar, onları biraz duymak istiyoruz. Buyurun, sizinle başlayalım Arzu Hanım. Evet, merhabalar tekrar. Ben şehir plancısıyım. Mimar Sinan Üniversitesi'nde aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Bu konulara ilgi duymam aslında benim üniversite eğitimim sırasında başladı. Kevser Hoca ile özellikle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ulaşım konusuna ilgi duymaya başladım. Ulaşım aslında kentte yaşayan herkesi kapsayan bir konu. O yüzden de ilgimi çekti. Çünkü hepimizin ortak derdi. Aynı zamanda yürümeyi çok sevdiğim için şehirde yaya olarak var olmanın keyfini varabilmek ya da varamamak gibi konular benim çok ilgimi çekmeye başladı. Bu yüzden de ulaşımın özellikle insan odaklı konularında çalışmaya başladım. Peki Sokak Bizim Derneği neler yapar? Kısaca onu da anlatır mısınız tabii, bize? Tabii. Sokak Bizim Derneği bir aslında inisiyatif olarak ortaya çıktı 2007 yılında. Yine Kevser Hoca'nın başlattığı bir, attığı bir tohumla ortaya çıktı. 2010 yılında ise dernek haline geldi. Özetle aslında şunu hedefliyor. Daha yaşanabilir bir kent ve daha yaşanabilir bir hayatın aslında anahtarı sokaklar. Sokaklardan başlarsak, daha yaşanabilir sokaklar, daha yaşanabilir kamusal alanlarımız olursa, o zaman bizler için de çok daha sağlıklı bir kent mümkün olabilir. Bir değişim istiyorsak buna sokaktan başlayabiliriz diye hayal ederek bir grup arkadaş olarak 2010 yılında bu derneği kurduk. Yani kentte yaşamanın, kentte yaşam kalitesinin göstergelerinden birisi olarak sokakların durumu, altyapısı ve koşullarının da bir parametre olduğunu söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Hı-hı. Yaşanabilir sokaklar tüm dünyada da aslında şu anda kabul edilen bir kriter halinde. Daha insan odaklı hale getirdiğimiz zaman sokakları aslında kentlerde aynı oranda insan odaklı olmayı başarıyor. Kevser Hanım, siz de biraz tanıyalım. Ben de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama bölümündeyim. Arzu'nun dediği gibi aslında gençlerle birlikte bir yola koyulduk, adım attık aslında. Bu benim doktora çalışmamdı. Kentin daha iyi erişilebilir olması. Çünkü erişemediğimiz hiçbir yer kentte bizim değildir. Ve erişimin her anlamda yaya dostu olan kentler ve bütünleşik bir ulaşım sisteminde çok önemli olduğundan yola çıkarak bir tez yazmaya başladım. Tabii ben en baştan başlarsam süremi aşabilirim. Kısaca gençlerle birlikte 2007 yılında İstanbul'un uluslararası bir platformda aslında adalarının olduğunu ve bu adaların yürüyerek kat edildiğini dünyada bir bildiri üzerinden aktarmaya çalıştım. Bu Budapeşte de bir toplantıdaydı. Ve oradan hareketle bir pilot proje gerçekleştirmeye başladık. Bu pilot proje aslında bizim geleneksel dokumuzda, var olan organik yapımızda hep sokakların kullanılması ve bu sokakların
günümüze kadar aslında değişen ve değişmeyen şekliyle kalmasına rağmen farklı kullanımlara dönüştüğünü gördük. Ve bu farklı kullanımlardan farklı dediğimiz işte araçların giderek işgal etmesi ya da farklı kullanımların ortaya çıkması bizim giderek kentleri acaba arabalara mı teslim ediyoruz sorusunu tekrar sormamıza neden oldu. Oradan hareketle bütünleşik bir ulaşım sistemi üzerinde çalışmalar yaptık. Sivil toplum kuruluşu olma süreci aslında çok uzun bir süreç değil. Bu pilot proje kapsamında ayda bir gün, bir pazar günü kentin herhangi bir sokağında acaba arabaları kaldırsak ve arabaların kalktığı yerde insanların, çocukların, gençlerin, yaşlıların bahçesi olmayan, balkonu olmayan kent mekanlarındaki insanların acaba sokağını evinin salonu olarak kullanabilir mi sorusundan hareket ettik. Ve aslında başarılı oldu. Bu pilot proje olarak başladı. Dünya Otomobilsiz Şehirler Günü konferansı için 12 farklı mahallede, sokakta, semtte biz bu sokak bizim etkinliklerini gerçekleştirdik. Oradaki amaç aslında yaya dostu başlığı değildi. Ya da biz ulaşım için buraya geliyoruz demek değildi. Bu bizim sadece sokakta aslında şu anda farklı kullanımlarla kullanılan sokakların acaba bizler tarafından yeniden nasıl kullanılabileceğini dair bir... Yaya odaklı, yaya öncelikli yaya kullanımdan öncelikli söz ediyoruz kullanımdan. Değil mi? Evet. En azından kendi arabalarını kapının önüne koyduktan sonra orada yaşayan mahallelinin bir arabanın kapladığı alanda nasıl bir aktivite gerçekleştirebileceğini kendilerinin bulması, keşfetmesi ve yaratmasıydı. İşte piknikler yaptık, oyunlar oynadık, tavla turnuvaları yaptık, birçok etkinlik yaptık. Tabii bu arada bir teorik altyapı gelişti, organik ulaşım adı altında. Ve bu organik ulaşım aslında yayayı temel almasına rağmen bütünleşik bir ulaşım sisteminin tarifiydi. Bu az evvel de bütünleşik ulaşımdan söz ettiniz. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Bu aslında herhangi bir kentin içerisinde erişimden bahsettiğimizde yayaların hatta bisikletin, toplu taşımın ve bütün bu ulaşım sisteminin entegre edildiği, bütünleştirildiği bir sistem. Belki de engellerin, görme engellerin, yürüme engellerin veya yaşlıların erişimini de kapsayan. Evet, herkes için eşit ulaşım fırsatları yaratan. Ama bugüne kadarki ulaşım yatırımlarında ve ulaşımın tarihçesine baktığımızda, çok fazla teorik aktarmak istemiyorum ama gördüğümüz şey aslında son dönemlerde araçlı yolculukların insan hareketlerinden daha öncelikli olduğu. Yani herhangi bir aracı saatte 2000 tane aracı bir caddeden geçirmenin saatte 2000 yayadan daha önemli olduğunu görüyoruz ve bu yüzden de yatırımlar ona göre yapılıyor. Kaldırımlar kaldırılıp yeni şeritler açılıyor ve kentin kendi gelişmesinde artık araçsız yolculuklar erişilemezmiş. İmkansız hale geliyor neredeyse. Evet. Ve ama kente baktığımızda örneğin İstanbul 15 milyon diyelim. En son elimizdeki rakamlara göre 16 milyona yakın. Ve burada kaç kişinin ehliyeti vardır sorusunun cevabı aslında çok ilginç bir sonuç gösteriyor bize. Yaya yolculuklarının ne kadar göz ardı edildiğini. Yani 4 milyona yakın bir ehliyet sahipliliği varken biz yaklaşık 11 milyonu göz ardı etmiş gibi görünüyoruz. Ve bu tabii çok önemli bir sonuç. Çünkü kentin içerisindeki hareket eden kısım, yani yaya yolculukları ya da herhangi bir yerden bir yere giderken arabanın içinde gitmek zorunda kalmamak ve yaya olarak kenti kat edebilmek, gidebileceğimiz yere
yaya olarak erişebilmek aslında en önemli hakkımız. Evet, yani şunu söyleyebilir miyiz? Ulaşımla ilgili planlamalarda öncelikle yaya dışındaki bütün unsurlar, özel taşıtlar, raylı sistemler, toplu taşıma sistemleri vesaire düşünülüyor, önceliğe alınıyor. Yayalarda geriye ne kaldıysa kendilerine ona razı olmak durumunda kalıyorlar diyebilir miyiz? Yani öncelikler farklı diyebiliriz gerçekten. Evet. Ama bu öncelikler tabii yine sürece baktığımızda yayanın önceliğinin her anlamda kapısından çıkan yayanın bu sistemin bir parçası olması gerekiyor. Evet. Ama sistemi bütünleştiremediğimiz sürece yaya mutlaka özel aracına binerek gitmekten başka çaresi olmuyor. Burada dengeli bir ulaşım sisteminden bahsetmemiz gerekiyor. Tabii ki araçlar olacak, tabii ki özel araçlar olacak. Tabii ki toplu taşım sistemi bütün kentin içerisinde erişilebilir fırsatları tanıyacak. Ama bu kişinin kendi özgün iradesine bırakılabilir. İsteyen bisikletiyle de gidebilir, isteyen yürüyerek de gidebilir. Tabii İstanbul gibi büyük bir şehirde bütün şehri yaya olarak kat etmek değil, fırsatları yaratmak çok önemli. Her insanın nereden nereye nasıl gideceğini, sadece özel araca bağımlı olarak hareket etmesini düşünmemek gerekiyor. Burada seçimler çok önemli. Yani iki nokta arasındaki ulaşımımızı yaya olarak da aynı konforla belirli bir kalitede yapabilme seçeneğimizin olması gerekiyor. Ama şu anda söylediklerinizi anladığım kadarıyla İstanbul pek buna elverişli değil. Sizinle devam etmek istiyorum bu noktadan alarak. İstanbul ne kadar yaya dostu? İstanbul maalesef bu konuda sınıfta kalıyor, bunu sanıyorum hepimiz farkındayız. Çünkü yani yaya olarak bizlerin bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken, erişmeye çalışırken güvenli ve konforlu bir altyapıya sahip olmamız lazım. Bunu da en önemli sağlayan bileşen aslında kaldırımlar. Yani yayalara zaten bırakılan tek alan belki de şu anda kaldırımlar, ama onlar bile aslında maalesef standart dışı durumda. Ya işte çok yüksek ya çok dar gibi sorunlarla karşılaşıyoruz, ya da kaldırım üzerinde park etmiş bir arabayla karşılaşıyoruz. Bu gibi engelleri artık kanıksadık. Yani hepimiz muhtemelen işte sağından atlıyoruz, solundan geçiyoruz. Ama bu normal bir durum değil aslında. Yani bu kanıksadığımız durumu aslında bizim sağlığımızı, konforumuzu, güvenliğimizi ne kadar tehlikeye attığını tekrar fark etmek lazım. Aslında oradan başlıyor. Bunları tekrar fark ettikten sonra belki bir çözüm üretmek daha mümkün. Çünkü bu bizim hakkımız. Yani gerçekten güvenli ve konforlu bir şekilde kentte yürüyebilmek hakkımız. Ve aslında bunu yapabildiğimiz oranda da kentte var olabiliyoruz. Şu anda ekranda zaten sizin derneğinizin bir süre önce gerçekleştirmiş olduğu bir proje veya kampanya diyelim. Ona ilişkin görüntüler, videolar vardı. Kaldırım nerede? Evet. Bize biraz bundan söz edebilir misiniz? Tabii, kaldırım nerede aslında hepimizin çok ortak olarak yaşadığı bir sorunu işaret ediyor. Sadece İstanbul'da değil, aslında tüm Türkiye'de yayalar için biraz önce bahsettiğim bu altyapıyı sağlaması gereken kaldırımlar son derece sorunlu. Bu da aslında yaya odaklı, insan odaklı şehirler tasarlamadığımızın bir göstergesi. Ve bunun, bu sorunu yaşayan sadece işte yaşlılar ya da çocuklar değil, engelliler, anne babalar pusetleriyle dolaşmaya çıkan fakat kaldırımdaki engeller yüzünden zorluk yaşayan ya da pazar arabasını bir şekilde kaldırımda ilerletmeye çalışan teyzelerimiz gibi aslında yani hepimizi kapsayan bir sorun halinde. Biz bu kampanyayla aslında bunu tekrar keşfettik. Çok kanıksadığımız işte bu sorunu tekrar keşfedip bu konuyla ilgili neler yapabiliriz diye düşündük ve kaldırım nerede fikri ortaya çıktı. Dediğim gibi önce farkındalık yaratmak istedik. Daha sonra insanlar bu sorunu fark edip eyleme geçsinler istedik. Bunu da biraz daha yaratıcı hale getirmek için bir kaldırım nerede bandı tasarladık biz. Çok esprili bir kampanya. Üzerinde cetvel olan bir bant bu. Ve kaldırımların ne kadar aslında standart dışı olduğunu birebir tespit edebilmeniz için bir araç. Kaldırım ölçer adını verdiğiniz bir araç. Daha sonra
Bu kaldırım ölçerle kaldırımlardaki durumu tespit edip fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Bu şekilde bir kampanyaydı ve çok ilgi gördü. Dediğim gibi Türkiye'nin pek çok yerinden bize fotoğraflar geldi. Bu da işte gerçekten ne kadar aslında temel bir problem olduğunu gösteriyor. Yani gündelik hayatımızın bir parçası. Hepimiz evimizden çıktığımız zaman sokağa adım atmaz yayayız. İster arabayla işimize gidelim, ister toplu taşımayla, aradaki bağlantılarda yürüyoruz ve bu problemlerle hepimiz karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktaya biz bu kampanyayla tekrar dikkat çekmek istedik. Evet. Bir anlamda yayalara ayrılan alanların ve kaldırımların niteliği aslında o kadar yaygın bir şekilde kötü ki biz kanıksıyoruz, değil mi? Evet. Yani bu kampanyanın belki çıktılarından birisi aslında normalmiş gibi gördüğümüz, kanıksadığımız ama bozuk altyapının farkına varmak. Peki bu yaya dostu olmanın bir standardı var mıdır? Yani uluslararası ölçekte tanımlanmış belli kriterlere göre ölçüm yapıp işte İstanbul belli bir ölçekte şu kadar yaya dostudur veya şu kadar yaya dostu değildir diyebilmek mümkün oluyor mu? Tabii yani bunun hem fiziksel hem de aslında sosyal standartları var. Fiziksel olarak işte kaldırımların buna el vermesi gibi. Ama aynı zamanda sizin yürüme mesafelerinizin de insan ölçekli olması gerekiyor. Bu ne demek? İşte bir ilkokul öğrencisinin yürüyerek konforlu ve güvenli bir şekilde okuluna ulaşabilmesi gibi. Yani bu da aslında sosyal boyutunu da kapsıyor. Bunları bütüncül olarak ele alan ve yürünebilirlik üzerinden kentleri sınıflayan ölçütler var. Yürünebilirlik indeksi olarak geçiyor. Tüm dünyadaki kentleri bu ölçütler üzerinden ne kadar yürünebilir olduğunu, ne kadar olmadığını gösteren bir ölçüye göre araştırmalar var. Evet. Tabii bunlarda maalesef biz çok gerilerdeyiz. İstanbul olarak özellikle. Çok büyük bir kaosun içerisinde yayalar var olmaya çalışıyor bu kentte. Peki size döneyim. Bizim İstanbul Hepimizin girişimi olarak ilgilendiğimiz ana konulardan birisi bireylerin ve hemşehrilerin karar alma süreçlerine katılması meselesi veya yerel yönetimlerin olsun, planlama yapan mercilerin olsun, buradaki planlamanın şeffaflığı. Sizce ulaşımın planlamasındaki engeller neler? Yani birey olarak, hemşeri olarak bizler planlama sürecine yeterince katılabiliyor muyuz? Katılabilmemiz için gerekli altyapılar var mı? İdari mekanizmalar var mı? Sorunlar nereden kaynaklanıyor katılım ve şeffaflık perspektifinden baktığımızda? Ulaşım aslında rakamlarla ifade edilen, sadece teknik kişilerin tanımladığı, mühendislik gerektiren bir balon gibi düşünelim. Ve bu balonda işte kilometre bölü saniyeden bahsedeceğiz. Kişi başına düşen yolculuktan bahsedeceğiz. Saatteki arabanın hızından bahsedeceğiz gibi işte şerit genişliği, ölçek, 1 bölü 25 bin. Sayısal değerler üstüne kurulu bir takım parametreler. Bunlar da tabii bizim katılım modelimizde iletişim aracı olarak kullanamayacağımız, yani sadeleştiremeyeceğimiz bazı rakamlar. Ve de katılım aracı olarak derken aslında ulaşımda eğer biz bu iletişimi artırabilirsek, eğer herkesin dahil olabileceği, çözüme dahil olabileceği sorunlara mesela birebir dokunabilirsek, kaldırım gibi birebir yaşadığı problemleri içerisine alan çözümlerde kişilerin kendilerinin çözümün içerisinde olduğunu fark ettiklerinde sanki ulaşımda bir adım katılımı sağlamış görünüyoruz. Ama mühendislik rakamlarıyla ya da işte %21'inin oradan, %30'unun buradan derken İstanbul'un illaki köprüye ihtiyacı var dediğimizde gerçekten o rakamlardan hiç anlamayan kişiler bile, anlayanlar bile böyle bir şeyin olduğuna inanabiliyorlar. Şimdi tabii bu çok yani önemli bir şey. Yani sayılara dayanarak bir ihtiyaç ortaya konuluyor, yaratılıyor. Sayılara dayanabilir. Etüt olmadan, araştırmalar olmadan hiçbir şekilde trafik çözümlenemez. Ama insanların yaşadıkları alanda, semt ölçeğinde, mahalle ölçeğinde, sokak ölçeğinde ulaşımın çözümünde kendilerini bulabilecekleri çözümler üretilebilir. Aslında bizim Arzu ile birlikte başladığımız süreç ulaşımın toplumsal boyutu
üzerine. Yani biz ulaşımın mühendislik ve matematiksel bir problem olduğunu ve bugüne kadar yapılan çözümlerin de gerçekten işte noktasal çözümler, koridor çözümleri çok rahatlıkla çözümlenebilecekmiş gibi, araçlı yolculukların çözümleri, çözüm üretilebilecekmiş gibi görünürken kavşaklarla. Ama toplumsal boyutuna baktığımızda, tabii bu toplumsal boyutu sadece yaya kullanıcılarının, yayanın toplumsal boyutu olarak değil, bir ulaşım hakkı olarak aslında herkesin kentte bir yerden bir yere erişme hakkının olduğu üzerinden tartışabiliriz. Ve burada da bunlar görsel olabilir, ufak videolar olabilir, kentin sokaklarını alternatif kullanımlarla yeniden keşfetmek olabilir. Ulaşımın içerisinde çözümün bir parçası olduğunu, herkesin dahil olabileceği çözümler üretmek gerekir. Katılım boyutu bu bizim ortaya koymaya çalıştığımız aslında. Peki şu anda İstanbul'da yaşayan bir birey olarak, bir yayı olarak az evvel Arzu Hanım'ın Sokak Bizim Derneği kampanyasından verdiği örnekten farklı olarak diyelim ki yaşadığımız bölgede bir sıkıntımız yok, yayı olarak da altyapı iyi ama hala Büyükşehir Belediyesi olsun ya da bir ilçe belediyesi olsun ulaşımla ilgili neler yapacak, neler yapmayı planlıyor veya sizin az evvel söylediğiniz sayısal veriye dayanarak bizim önümüze hangi çözümleri sunuyor? Bu sunduğu çözümler içerisinde önerdikleri gerçekten daha olabilir, daha optimum çözümler midir? Yoksa aslında daha iyi çözümler var da biz onları göremiyor muyuz? Bunları öğrenmek istediğimiz vakit hangi mercilere başvurabiliyoruz ya da hangi kaynaklara başvurabiliyoruz? Önce bunu sormak istiyorum. Yani bunu aslında ben de soruyorum gerçekten. Çünkü 2006 yılında çok iyi bir oluşum vardı. Yani İstanbul Metropoliten Planlama gerçekten bütün planlama alanında ve özellikle 1980'lerden beri başlayan bir ulaşım ana planı çerçevesinde İstanbul'un her türlü verisini elde etti. Ve bu veriler çok emek harcanan ve çok değerli çalışmalarla ortaya kondu. Ama bu çalışmalar sadece veri olarak toplandı. Analizlerini ve sentezlerini sürpriz olarak sonrasında görmeye başladık. Bu planlar yapıldığında hani şeffaflık konusunda gerçekten bütün değerler plana aktarılmıştı. Ama bu planlarla birlikte gelecekte neler yapılacağına dair ulaşım ana planı kapsamında yapılacak olan 3. köprü, 3. havaalanı, kanal projesi. Marmaray belki yoktu ya da Avrasya tüneli yoktu. Avrasya tüneli yoktu. Yani bunlar aslında şeffaflığın aslında olmadığını gösteriyor. Bunları öğrenebilmek için de biz akademisyenler olarak ya da bu alanda çalışanlar olarak da merak ediyoruz. Bu veriler aslında çok ortak veriler olarak ortaya çıkıyor. Fakat projelendirme aşamalarında İBB'nin sitesinde bile görmediğimiz ama uygulamaya geçen birçok projeyle yüz yüze gelebiliyoruz. Tabii burada proje ve uygulama süreçleri de çok önemli. Çünkü planlama en azından 20 yılı, 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı, 20 yılı içeren, onu hazırlayan temellerle yapılması gerekiyor. Bunların altyapısı, biraz önce sorduğunuz soru, altyapısının oluşturulması için de kentin ona hazır olması lazım. Ve geceden sabaha yönlerin değişmesi, bir kaos ortamının trafikte alışılmış hale gelmesi, buradaki her nasıl yayanın erişiminden bahsediyorsak, bizlerin de planlara ve projelere erişimi çok kolay değil. Yani veri toplama aşamasında belli bir şeffaflık ve katılımcılık var ama çözümlerin üretilmesi aşamasında aynı hassasiyeti göremeyebiliyoruz. Peki katılım için ne tür mekanizmalar gerekir sizce Arzu Hanım? Katılım yani için, bu mahsulleri ortadan kaldırmak, daha şeffaf, daha katılımcı bir planlama yapmak için. Aslında, biraz da belki özür dilerim, dünyadan ve Türkiye'den varsa iyi örnekler
Hep olumsuz konulardan, sorunlardan söz etmek istemiyoruz. Çözümlerin de mümkün olduğunu biliyoruz çünkü. Onlara da değinirsiniz. Memnun oluruz. Tabii katılım çok boyutlu bir kavram. Doğası gereği de aslında çok farklı aktörleri içinde bulundurması gerekiyor. Yani kentsel süreçlere katılım dediğimiz zaman sürece katılanların tek taraflı olmaması lazım. Yani burada kastettiğimiz işte yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, işte kentlileri buluşturan mekanizmaların işleyiyor olması lazım. Türkiye'de henüz bunlar çok yeni yeni başlıyor. Yani ufak tefek adımlar var ama gerçekten şeffaflık meselesi çok önemli kriterlerinden biri. Yani bu bütün katılım süreçlerinde bilgi paylaşımının şeffaf bir şekilde yapılması ve atılan adımların şeffaf bir şekilde paylaşılması, özellikle yerel yönetimlerin bunları gerçekleştirmesi olmazsa olmaz. Bizlerin de aslında aktif vatandaş olarak bunları talep etmemiz lazım. Yani çünkü özellikle Türkiye'de birazcık bizim kentliler olarak talep etmediğimiz sürece karşıdan bir cevap almamız zor olabiliyor. Dolayısıyla bizlerin gerek bireysel, gerek yakın gördüğümüz sivil toplum kuruluşları ya da inisiyatiflerle birlikte bunları talep etmemiz lazım ki bu süreçlere katılımımız sağlanabilsin. Yurt dışında bunlar mümkün olabiliyor. Hatta kardeşimin yaşadığı Belçika'da çok ilginç bir örneğe rastlamıştım. Bir sokağın sadece fiziksel olarak yenilenmesi projesinde bile kapılara birer broşür dağıtmışlardı. O projenin nasıl olacağına dair, nasıl gerçekleşeceğine dair bilgi veriyor ve buna dair geri dönüşleri almak üzere de bir katılım toplantısı yapılacağını belirtiyor. Bu bir sokak ölçeğinde bile yapılabiliyor. Yani çok önemsenmeyen belki bir boyut sokağda hani ne olacak belediye yapar diyoruz ama aslında kendi yaşadığımız sokakta nasıl bir sokak hayal ediyoruz, nasıl bir kent hayal ediyoruz? Bunların söyleme hakkımız var, bunları dile getirmemiz lazım. Bunu dile getirecek, işte ortak buluşma noktalarını sağlayacak mekanizmalara çok ihtiyacımız var gerçekten. Peki katılımın en geniş ölçekte sağlanabilmesi için nasıl bir ortam olmalı? Yani internet ortamı, web ortamı, İstanbul'da yaşayan her bireyin kullanabileceği gereçler değil, enstrümanlar değil. Ve İstanbul'da da benim hatırladığım çok fazla örnek yok böyle. 15-20 yıl önce galiba belediye otobüslerinin renginin ne olması gerektiği konusunda bir referandum benzeri vapurlarla ilgili yapıldı. Evet. Fakat son dönemdeki bu kapalı vapurlarla ilgili herhangi bir yoklama yapılmamıştı. Evet. Ama o da galiba yeterince kötü bir örnekti ve çok tepki topladığı için tamam artık bu modellerden bir daha üretmeyeceğiz dediler ama çok sık rastlamıyoruz. Yani burada yerel yönetimler bizlere ne tür mekanizmalar sunabilir, ne tür gereçler sunabilir olabildiği kadar kapsayıcı olmak adına? Tabii aslında İstanbul gibi bir metropolde tüm kentlileri kapsayan bir sistem belki çok zor gözüküyor ama bunlar farklı ölçeklerde gerçekleştirilebilir. Yani mesela bir mahalle ölçeğinde bir katılım mekanizması, bir ilçe belki daha sonrasında bunların temsiliyetleriyle oluşacak bir bütünsel bir katılım mekanizması işletilebilir. Bizim farklı yaratıcı yöntemler kullanılabilir. Yani teknoloji de bunun içine dahil edilebilir elbette ki. Her ne kadar gerçi hepimizin artık en azından telefonlar üzerinden internete bir erişimi olabiliyor. Bunlar üzerinden çok rahatlıkla aslında katılım sağlanabilir. Ve bu katılım teşvik edecek şekilde de belki kurgulanabilir diye düşünüyorum. Evet ama mahalle ölçeğinin ötesinde diyelim ki çok güncel bir örnek. Kabataş'taki deniz ulaşımının bir süre askıya alınması ve orada yeni bir aktarma merkezi yapılması belki İstanbul'un en batı ucunda oturan veya en doğu yakasında oturan kişiyi de ilgilendiriyor. Çünkü Kabataş pek çok insanın kullandığı bir yer. Burada herhalde sadece kendi oturduğu semt bölgeyle ilgili kararlar değil aslında kentle ilgili çok hayati bir karardan bahsediyoruz. Bu konuda da bütün kullanıcılara, hemşehrilere açık olması gereken bir mekanizma ya ihtiyaç var. Yani Mimarlar Odası ve Plancılar Odası'nın aslında hukuki süreçte çok dahil olduklarını biliyoruz. Ve hani bu hukuki süreçlere destek vermek için katılım modelini aslında sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geliştirmek de gerekiyor. Ama bu süreci
takip etmek çok önemli. Biz çok takibi sevmeyen bir yaşam biçimimiz, bir de yani hafızamız da çok güçlü değil. Bunu çok tekrar ediyoruz aslında. Bazı şeyleri çok kısa zamanda unutuyoruz ama bu süreçlerde en önemlisi katılım modelinde tanımlı olarak özellikle hukuki sürece dahil olmak, çözümün içerisinde de bireylerin kendilerini var etmeleri. Sadece orada bir eylem yapmak ya da herhangi bir kağıda imza atmaktan öte bir projeyle gitmek, bir öneriyle gitmek, birlikte oldukları ve çözümünü sağlayabildikleri fırsatları yaratmak. Bizim bir ortak çalışmamız oldu. Özellikle yaya üzerine, sokak dedektifleri dediğimiz. Sokak dedektifleri aslında tam da bu Kaldırım Nerede kampanyasının içerisinde gelişen bir yaklaşımdı. Bu uluslararası anlamda Walk Score olarak geçiyor. Yaya sıralamasında, yürünebilirlik sıralamasında bazı değerler var. O değerlere göre yayaların bulundukları mahalleden başlayarak ya da bazı mekanlarda değerlendirme yapıyorlar. Ve aslında bunların belediyelerin içerisindeki birimler tarafından yapılıyor olması ve mahallenin içinde de bu birimlere dahil olabilecek işte muhtarlar olabilir. Herhangi bir muhtarların da belirlediği okul, öğretmenler, öğrenciler, çok farklı kesimlerden kişilerin birlikte yaya olarak yolculuk yaptıkları güzergahlarda bu dedektiflik tanımını vurguladığımız böyle 8-10 tane soruyu cevapladıkları ve bunlar çok basit çözümlenebilecek ve yaya yürüme kalitesini artırabilecek kriterler. Bu aslında hem çözümün içerisinde bir öğrenciyi, bir engelliyi ve diğer tüm katılımcıları dahil kullanıcıları, eden, ihtiyaç sahiplerini, kentliği dahil edebilen bir süreç ve yine belediyelerle ve karar süreçleri içerisinde onu takip eden bir ekip ortaya çıkıyor. Yani 7-8 kişilik bir grup, burası yapılmamış, burası yapılmış. Yani inisiyatifler sadece yaya kaldırım yapmak için dahil olmuyorlar ama takip edebilmek için de dahil olabiliyorlar. Ve bu süreç aslında büyük projelerde, mega projelerde işleyebilecek bir süreç değil. Bu mahalle ölçeğinde ve belediyelerle ve karar verme süreçlerinde hatta teyzelerimiz böyle pencerede oturup böyle izlerler ya, burası olmuş, burası olmamış. mahallede böyle özellikle katılımcı gözlemcilerin, katılımcı gözlemcilerin de dahil olduğu bir katılımdan bahsediyoruz aslında. Bir anlamda bu kadar naif olmasına rağmen hani büyük mega projelerde de aslında süreci hukuksal boyutuyla takip etmek gerekiyor. Ama bu takibi de dillendirmek ve elimizin kolumuzun ulaştığı kişilerle paylaşmak, hatta taksi şoförleriyle, hatta toplu taşıma araçlarındaki giden yolcularla. Çünkü bu ne kadar bildiri hazırlasanız, gazetede manşet yapsanız ya da işte bu programı yapıyoruz. Bu programın ne kadar izleneceğini de hani göreceğiz bundan sonrasında. Çok mesaj istenilen şekilde yayılamıyor. Halbuki bazı çözümlerde gerçekten ortak sonuca ulaşabiliyoruz. Bizim mahalleden örnek vereyim. Mahallede 5 kişi ya da 4 kişi bir yerden alışveriş yapacaksa, işte büyük malzeme alacaksak, diyoruz ki bugün birisi gitsin, 5 araba gitmek yerine, 4 araba gitmek yerine tek arabayla 4 kişi gidebiliyoruz. Bu aslında bir model. Yani uluslararası literatüre baktığınızda işte carpooling dediğimiz ya da işte ortak araba denilen bir model. Ama bu modeli
katılımı sağlayabilecek ufak araçlarla çözmemiz gerekiyor. Büyük ölçekli baktığımızda da hukuksal boyutta takip çok önemli. Ama zannediyorum hukuki boyuta geldiği vakit zaten planlama aşamasını geçmiş oluyoruz. Yani orada bir ihtilaf, bir çatışma boyutuna geçmiş olunuyor. Halbuki ulaşımla ilgili veya özellikle yaya ulaşımıyla ilgili planlamaların, projeksiyonların ne olduğunu bireyler, kentte yaşayan hemşehriler daha önceden bilse, yani öyle bir mekanizma olsa belki o çatışma boyutuna da gelmeden çözülebilecek. Peki yaya hakları bildirgesi diye bir metin var mıdır? Bu az evvel söylediğimiz, evet, yani konuştuğumuz İstanbul ne kadar yaya dostu? Siz bir değerlendirme kriterinden bahsettiniz. İşte sokak dedektifleri, evet, programından bahsettiniz. Böyle bir metin var mıdır? Uluslararası kabul görmüş, evrensel insan hakları beyannamesi benzeri. Benzeri, evet. Yaya hakları bildirgesi var. Pek çok kişinin bundan aslında haberi yok. Yani yayalı olarak bu haklarımızı aslında bilmiyoruz ama böyle bir bildirge var. Bu da İnsan Hakları Derneği Çevre Komisyonu tarafından yayınlanan bir bildirge. 1990 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Ve çok net bir şekilde yayalar olarak bizlerin güvenli, konforlu bir şekilde kentte var olabilme hakkını tanımlıyor. Kentte önceliğin yayalarda olduğunu vurguluyor. Kent zemininin, sokakların yayalara ait olduğunu, öncelikli olarak onları düşünerek planlanması gerektiğini vurguluyor. Bu aslında çok önemli bir dayanak. Bizlerin haklarını vurgulayan çok önemli bir dayanak. Ama dediğim gibi bunun aslında çok farkında değiliz. Yayalar olarak bu hakka sahip çıkmak için pek bir eylem geliştirmiyoruz maalesef. Ama tam tersi buna ihtiyacımız var. Yani yayalar olarak bu ulaşımdaki hakkımıza, işte kentli olarak bu haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Belki bunları daha çok hani duyurmak, işte bu yaya bildirgesiyle ilgili daha çok belki insanları bilgilendirmek lazım ki biraz bu hakkımıza sahip çıkmaya başlayalım. Peki, olumlu örneklerle bitirelim varsa eğer. Türkiye'den özellikle söyleyebileceğimiz yayalar konusunda, evet, yaya dostu olan başarılı yerel yönetimler, iyi uygulamalar nelerdir? İyi uygulamalar. İstanbul için de umutlanabilir miyiz acaba onlara bakıp? Aslında adalarımız var ama umutlanmak mı yoksa umut kırıcı bazı haberler de alıyoruz ama İstanbul'daki adalardaki süreçten ama bizim Sinop deneyimimiz var. Sinop'a yıllar önce ilk gittiğimde bu konulara bu kadar derinlemesine dalmamıştım. Ama o alanda kentin içerisinde trafik ışığı olmadığını keşfetmiştik. Ve bugüne kadar da yok trafik ışığı ve bu amaçla aslında trafik ışığının olduğu yerlerle olmadığı yerler arasında insan davranışları çok değişiyor. Ve insan davranışlarının yüz yüze, göz göze iletişim halinde olduğu süreçte kentin içerisindeki akış her anlamda daha güçlü ve istenilen şekilde olabiliyor. Sinop hala direniyor trafik ışıklarının konulmaması üzerine ama yaz dönemlerinde orada bir problem yaşandığının da sonuçlarını alıyoruz. Ama Sinop'ta daha önceleri Sokak Bizim Derneği olarak da yaptığımız çalışmalarda sokakları yeniden keşifler, bisikletlilerle birlikte güzergahlar tanımlamalar, kente biraz tarihine dair, kentin hafızasına dair ipuçlarını trafik güzergahları üzerinden, yani yaya yolları üzerinden iz bırakmıştık. Kentin tarihine yönelik bir konservatuvarın önündeki bir geçit, yaya geçidi. Onu notalarla süsledik yaya geçidini. Aslında bu ulaşımın toplumsal boyutu dediğimiz kısım çözüm olmasa da yaya geçitlerinin bile şenlikli olması o kentin içerisinde yürünebilirliğin, o kentin içerisinde trafiğin probleminin azaltılmasının biraz da ipuçlarını verebiliyor bizlere. Peki bireyler ne kadar katılabiliyordu bu sürece de onların ne kadar kontrolündeydi? Trafik ışıkları olmaması, sinyalizasyon olmaması Sinop'ta? Hiç farkında değiller.
en ilginç olan durum bu. Yani o kadar onlar için doğal bir süreç ki trafik ışığının olmaması. Bir kez denenmiş. Denemeler sonrasında tabii çok tanıdık ilişkiler, şoförlerin işte akrabalarıyla işte büyüklerini görmeleri, kırmızı ışıkta onları bekletmemek için yol vermeleri bir kaosa neden olmuş. Ve bu yüzden hani süreçte böylesi örnekler varken dünyada yeni çıkarılan modellerde görüyoruz ki bazı mahallelerde trafik ışıklarının olmadığı ve trafik sinyalizasyon sisteminin kullanılmadığı yeni mahalleler oluşturuluyor. Bu da model olarak uluslararası literatüre girebiliyor. Ama biz bu elimizdeki güzel örnekleri tutup bunları ortaya çıkarırsak daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Evet. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Arzu Hanım? Benim de aslında başarılı örnekler deyince aklıma Eskişehir geldi birazcık. Evet, evet, Eskişehir bu konuda oldukça yol kat etmeye çalışıyor. Yani kaldırımlardaki işte rampalardan tutun da toplu taşımaya öncelik vermesine kadar aslında çok daha işte otomobil değil, insanların hareketliliğini, erişilebilirliğini temel alan çözümler sunmaya çalışıyor. İşte İzmir'de yine benzer çalışmalar başladığını biliyoruz. Orada da yine bisikletle özellikle ulaşıma dair çalışmalar var. Bunlar tabii sevindirici. Ufak tefek de olsa şu anda bu örnekler artıyor. Umudumuz bunların çoğalması her şehirde. Daha yaya odaklı, daha bisiklet odaklı, daha insan odaklı ulaşım türlerinin gelişmesi. Peki son bir sorum olacak. Kentsel ulaşım konusunda çalışan farklı ilgi grupları yeterince işbirliği yapıyorlar mı? Örneğin bisikletli ulaşım konusunda çalışan, etkin olarak çalışan gruplar olduğunu biliyoruz. Engelli erişim konusunda keza çalışan engelli kuruluşları, hak kuruluşları var. Siz yayalar konusunda özellikle çalışıyorsunuz. Bu sivil örgütler, sivil oluşumlar yeterince işbirliği yapıyor mu? Deniz ulaşımı konusunda aktif olarak çalışan gruplar var yine. Onu da unutmadan söyleyeyim. Ben yani bir kopukluk olduğunu görüyorum aslında. Hani bu kadar bütünleşik bir ulaşımdan bahsediyoruz ama işte bahsettiğiniz tüm bu ulaşım hakkını talep eden grupların çok fazla işbirliği yapmadığını söylemek lazım. Belki de şey budur aslında, anahtar budur. Yani bu iletişimi arttırmak gerekiyor. Bütün bu bisikletliler, işte deniz ulaşımı ile ilgili çalışanlar, bütün işte yaya haklarını savunmaya çalışan tüm grupların ve iletişim halinde olması son derece önemli ama böyle bir kopukluk var bence. Ben de katılıyorum Arzu'ya. Yapmaya çalıştığımız şey aslında bir adımla başlayacak ve büyük maceralara yol alacağız. Ve hani bu süreç aslında o kadar önemli bir süreç ki en ortak noktası gerçekten insanı temel alan ve sistemin içerisinde çözüm odaklı bir süreç. Ama bunu hep birlikte takip etmemiz gerekiyor. O hep birliktelik aslında başımızdaki o şapkalarla olmuyor belki gerçekten. Hem sivil toplum hem o anlamda farklı noktalara, ortak noktalara ulaşmamız çok önemli. Ve ortak hedef de aslında hepimizin bu kentin içerisinde rahatlıkla erişebilir olmak. Erişemediğimiz şehir bizim değildir sloganından. Devam edelim. O zaman kent ve ulaşım konusunda çalışan sivil oluşumların, sivil girişimlerin de öncelikle kendi aralarında bir yakınlaşma ve işbirliği, iletişimi arttırmaları gerektiğini belki söyleyebiliriz. Bireylerin planlamaya katılmasından önce belki de sivil oluşumların işbirliği gerekiyor. Çok teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. Teşekkürler. Bugünkü konumuz İstanbul'da ulaşım idi. Özel olarak da yaya ulaşımına odaklanmaya çalıştık. İki konuğumuz vardı. Kevser Üstündağ ve Arzu Erturan. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu programın bandını YouTube'dan izleyebilirsiniz daha sonra. İstanbul Hepimizin girişimini istanbulhepimizin.org portalından takip edebilirsiniz. Ayrıca sosyal medyada İST Hepimizin ismiyle bizi bulabilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Her pazartesi saat 16'da buradayız. Bekleriz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.